Peki hocam, over kisti nedir? Over kisti de yumurtalıklarda oluşan içi su dolu tümörler. Bunlar da genelde basit tümörlere çok rastlarız yumurtalıklarda. Genelde aslında her kadının adetinin 13-14. günü gibi yumurtlama gününde 2 santime yakın bir kisti olur. Ondan sonra yumurta çatlar, boşalır ve o kist düzelir. Bazen çatlamayabilir ve büyüyebilir. Bazen 5-6-7 santimlere kadar. Hiçbir sorun oluşturmazsa gene takip ederiz ama bazen patlayıp iç kanamaya neden olup acil ameliyatlara girmek zorunda kalabiliriz. Bazen de torsiyon dediğimiz kist çok mobilse, yani hareketliyse, kendi etrafında dönüp beslenmesi bozulup çok şiddetli karın ağrısı yapabilir ve acil şartlarda ameliyat etmek zorunda kalabiliriz. Çok nadiren de olsa, özellikle genç kadınlarda çok nadiren de olsa, kötü huylu malign tümörlere neden olabilir bu kistler. Onların bir takım kriterleri var ultrasonda ve işte tümör markerları dediğimiz biyokimyasal kan testleri var. O şekilde takip edip iyi huyluysa takibi daha çok tercih ediyoruz. Eğer sorun çıkarmıyorsa ameliyat etmiyoruz, sorun çıkarsa ameliyat ediyoruz. Ama kötü huylu olmasından şüpheleniyorsak, kaç yaşında olursa olsun hasta, ameliyatta çıkarmayı tercih ediyoruz. Over kistleri o zaman eğer kötü huyluysa tehlikeli. Tabii. Bütün kötü huylu hastalıklar gibi over kistler. En kötüsü de belli bir yaştan sonra ileri yaşlarda over tümörleri çok sık görülür. Bizim hastalarımız da genelde doğurgan çağda kadın doğuma gelirler ama belli bir yaştan sonra çok da gelmek istemezler. Benim nasıl olsa kadın doğumla işim bitti diye. Maalesef çok geç tanısı konulan tümörlerdir over tümörleri. Çünkü dışarıda bir oluşum olmadığı için çok fazla adet düzensizlikleri de yapmaz kötü huylu tümörler. Ancak böyle işte ele gelen kitle gibi, zayıflama gibi ya da su toplaması kararında gibi ileri düzeyde semptomlar oluşturduktan sonra hastalar gelmeye başlar ve daha zordur ameliyatları, tedavileri daha zordur. Her kanser gibi erken evrede eğer daha başlangıçta yakalarsak çok basitken tedavisi ve ameliyatı, ne kadar geç evre olursa, ne kadar yayılırsa o kadar zor ve kurtulma olasılığı da o kadar düşüktür maalesef. Over kistlere neden oluşur hocam? Over kistlerin çok büyük bir bölümü fonksiyoneldir. Yani normal yumurta gelişiminden oluşan kistlerdir. Nedeni daha çok üreme çağındaki kadınlarda görünen kistlerdir ve fonksiyoneldir. Çok önemli değil ama kanserlerin oluş nedeni gene çevresel faktörler, genetik faktörler başta olmak üzere bir takım faktörlere bağlı olarak gelişebiliyor. Kullanılan ilaçlara bağlı gelişebiliyor. Özellikle bu şu anda biliyorsunuz infertilite tedavileri çok sık, çok fazla yapılıyor. Bir nedeni de bu kadar çok şey, her kanser için söylemiyorum ama küçük bir nedeni de bu, çok fazla üreme ilaçlarının kullanmasına bağlı olduğu da düşünülüyor aslında. Peki ilaçların zararını da o zaman burada söz konusu. Her ilacın zararı olabilir. Yani basit bir aspirinin bile çok ciddi zararı olabilir. Ama üreme ilaçları alanların birazcık daha yakından takip edilmeleri gerekiyor.